21. yüzyılın çocukları, çözüm odaklı ve yaratıcı düşünebilmeyi reel dünyadan olduğu kadar bilgisayar teknolojilerinden öğreniyor. Son yıllarda sıkça konuşulan kodlama eğitimi, ülkemizin eğitim sisteminde de gün geçtikçe daha fazla yer buluyor. Türkiye'de erken kodlama dönemine erişmiş 10 milyonun üzerinde ilkokul ve ortaokul öğrencisi var. Fakat aynı zamanda Türkiye genelinde öğrencilerin %33'ü okul ödevleri için kullanabilecekleri bir bilgisayarının olmadığını bildiriyor. Donanım konusundaki eşitsizlik, nitelikli bir kodlama eğitimine erişimi imkansız kılıyor. Kodlama, geleceğin alfabesi olarak görüldüğü için donanıma erişimdeki eşitsizliklerin giderilmesi oldukça kritik bir önem taşıyor. Bilgisayara ihtiyaç duymadan kodlama öğrenmek mümkün mü? TOSPA, 2017 yılında bu soruya cevap olmak için yola çıkan bir sosyal girişim. Kodlama eğitiminin yaygınlaşmasına odaklanan TOSPA, başta bilgisayar sınıfı olmayan okullar olmak üzere, öğrenciler, öğretmenler ve ailelerin kullanımı için kutu oyunu ve farklı eğitsel kodlama araçları tasarlıyor. TOSPA'nın kutu oyunu, zorluk derecelerine göre sıralanmış görev kartları, yeniden tasarlanmış kod ve engel kartlarından oluşuyor. Bambaşka formlarda oynanabilen oyun, örtük bir kodlama müfredatı barındırıyor. Çocuklar görev kartlarında yer alan problemlere çözüm yolları geliştirirken algoritmik düşünmeyi öğreniyorlar. Oyunu aile veya arkadaşlarıyla birlikte oynadıkları için empati, işbirliği gibi pek çok sosyal ve duygusal kazanım da sağlıyorlar. Bilgisayarsız kodlama öğrenmenin bir diğer avantajı da erken yaşta ekran bağımlılığı riskini önlemek. TOSPA, 5-12 yaş arası çocuklara ekransız kodlama öğreterek fiziksel aktivite ve iletişim becerilerini de geliştiriyor. Bilgisayara erişimi olmayan yüzlerce devlet okulunda kodlama öğrenimini mümkün kılan TOSPA aracılığıyla öğretmenler de bu alandaki en iyi eğitim materyallerine erişerek kodlamayı daha etkin öğretme imkanı yakalıyor. Ekibimiz öğretmenlerden oluşuyor ağırlıklı olarak. Çoğunlukla bilişim öğretmenlerinden oluşuyoruz. Dolayısıyla kendi alanımızdan geliyoruz ve kendi alanımızdaki problemleri çözüyoruz. Online araçlarla aynı kazanımlara sahip bir fiziksel kodlama aracı yapalım istemiştik. Ekransız kodlama öğreten bir kodlama aracı, bir board game. Özellikle dezavantajlı devlet okulları için, köy okulları için geliştirmiştik. Daha pratik bir çözüm olarak öğretmenlere ücretsiz olarak bunu yaymaya çalışıyorduk. Tam ikinci versiyonu yaparken de gerçekten Kars'tan bir öğretmen arkadaşımız, Merve öğretmen, yeni mezun olup bu okula atanmıştı. Ama hiç bilgisayarı yoktu ve çocuklara bir şekilde kodlama öğretmek istiyordu. Biz de hemen o ikinci baskıyı bir pakete koyup hemen Kars'a yolladık. Uzunca bir süre Merve öğretmen onu kendi sınıfında kullandı ders materyali olarak. Sonrasında yayıldı tabii Türkiye çapında. Sonra baktık ki özel okullar da bunu kullanmaya başladı. Yani hiçbir eksiği olmayan okullarda da bu güzel ve kullanışlı bir araç olarak görüldü ve oralarda da kullanılmaya başlandı. TOSPA, Türkiye Kodlama Haftası'nın en çok kullanılan üçüncü aracı. Aynı başarıyı Avrupa'da da yakalamak istiyoruz. Şimdi evet, eğitimdeki eşitsizlikler ve sistemin yetersizliği noktasında gerçekten en azından Türkiye içerisinde yapılacak çok şey var. Bunlardan bir tanesi de sanıyorum özellikle teknoloji firmalarının da biraz ve telekomünikasyon firmalarının da işin içinde olması, destek vermesi ve bu alana kafa yoran kişilerin de, girişimlerin de işin içinde olması ve bir bütünü oluşturarak çocuklara ulaşmamız. Çocukların sadece bir kutu oyunu oynamakla kalmayıp onlarda ne tür beceriler geliştirdiğini anlamaları belki mümkün değil. Ancak yetişkinlerin mümkün. Biz burada biraz daha düşünme becerilerine odaklanıyoruz. Özellikle düşünme becerileri içinden problem çözme becerisi üzerine, aynı zamanda eleştirel düşünme becerisi üzerinde sorgulayan, soran ve sorgulayan, yani empati kurabilen çocuklar, bu da iletişim becerileri ve sosyal becerilerden yine bir arada uyumlu çalışabilen öğrenciler, çocuklar, uyum, takım olma. Ve bunlar aynı zamanda bizim yüzyılımızın becerileri, her insanın ihtiyacı olan, her dönemde ve her yüzyılda aslında ihtiyacı olan beceriler. O noktada biz de bu topraklardaki çocuklar ve aslında evrensel düşündüğümüzde bütün dünya çocuklarına bu noktada dokunmalıyız. Buradaki amaç, hiçbir çocuğu kaybedemeyiz.
Bugüne kadar dünya çapında yüzlerce okula ulaşarak eğitimde eşitsizliklerin azalmasına bizzat katkıda bulunan TOSPA, yüz binlerce çocuğa algoritmik ve bilgi işlemsel düşünmenin temelini öğretmeye devam ediyor.